Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 6. sınıflar için hazırlamış olduğum temel dini bilgiler dersinin 3. ünitesinde yer alan müminlerin özelliklerinden bir tanesini daha açıklayacağım. Bu haftaki başlığımız müminler iyiliği emreder, kötülüğü engellerler. Evet, konumuz mümin iyiliği emreder, kötülüğü engeller, bundan bahsediyor. Yalnız konumuza geçmeden önce ben bir soru sormak istiyorum size. Bir haksızlık gördüğünüzde ne yaparsınız? Muhtemelen aynı cevabı düşünüyoruz, müdahale ederiz. Peki neden bu şekilde düşünüyoruz diye baktığımızda ise, çünkü bizler mümin olarak Kur'an ve sünnette emredilen emri bil maruf ve nehi anil münker, yani iyiliği emretmek, kötülüğü engellemek düsturunu kendimizi edinmiş bulunmaktayız. Çünkü bu şekilde hareket ettiğimiz zaman biz müminlerin özelliklerinden birisini daha karakterimize yerleştirmiş oluyoruz. Bakıldığında Müslüman Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde yaşamayı kendine ilke edinir. Bunun için de Kur'an-ı Kerim ve sünnette emredildiği gibi güzel ahlaka uygun bir şekilde yaşamaya çalışır. Müminin bu çabasının içinde iyiliği emretmek ve kötülüğü engellemek, yani emri bil maruf ve nehyi anil münker önemli bir yer tutar. Şimdi bakalım iyilik, kötülük nedir? İyilik, maruf, yüce Allah'ın emirlerine uygun şekilde davranmak, kötülük, münker ise bu emirlere uygun olmayan davranışlarda bulunmaktır. Demek ki yüce Allah'ın emirlerine uygun şekilde yaşadığımızda iyilik yapmış oluyoruz. Yüce Allah'ın emirlerine uygun olmayan davranışlarda bulunduğumuzda da kötülük yapmış oluyoruz. Dinimiz iyiliği emretmiş, kötülüğü de engellememizi istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özellikleri sıralanırken onların iyiliği emredip kötülüğü engellediği şöyle dile getirilmiştir. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar, namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Demek ki Allah-u Teala'nın merhamet edeceği mümin kulların bir vasfı da iyiliği emretmeleri, kötülükten alıkoymalarıdır. Yine Hazreti Peygamber aleyhisselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu da imanın asgari gereğidir. Yani kötü bir durumla karşılaştığımızda elimizle müdahale edeceğiz. Yapamıyorsak dilimizle müdahale edeceğiz. Onu da yapamıyorsak kalben bu durumun kötü olduğunu düşüneceğiz. Yalnız bu şekilde düşünmek imanın asgari düzeyi, yani imanın biraz zayıflığından gelen bir durum. Tabii ki bazı durumlarda müdahale etmekte de zorlanabiliyoruz. Ama bu durumlarda da yetkili kişilerden yardım isteyebiliriz. Konunun devamında bir ayeti daha açıklamış olalım. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kurtuluşa erecek olanlardan bahsederken iyiliği emredip kötülüğü men edenden de bahsediyor.